Merhaba arkadaşlar, Filiz Met hoş geldiniz. TYT sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2020 yılı TYT 11. sorudan devam ediyoruz. 11. soruda demiş ki, Furkan 5'er yıl arayla boyunu duvarın hizasında, hizasında ölçüyor ve duvara şekildeki gibi işaretleyip santimetre cinsinden 3 basamaklı doğal sayılar olarak yazıyor. Furkan'ın boyunun ilk 5 yıl 36 santim, ikinci 5 yıl ise 40 santim uzadığı biliniyor. A, B ve C sıfırdan farklı rakamlar olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi biz bunu yazalım. İlk önce şu kısmı düşünüyorum. 1BA eksi 1AB eşittir 40. No 40 değil. 36. 36 santim. Bir de şu ikinci kısımdaki şey biliyoruz. Burada da demiş ki bir CA da bir BA'nın farkı 40 santim. Bu iki denklemden faydalanarak biz şimdi A, B ve C'yi bulacağız. O zaman ne yapıyorum? Bir BA'yı nasıl yazarım? 100 artı işte ondalık kısmı 10B artı A şeklinde yazarım. Eksi bu kısmı da parantez içinde yazayım. 100 Artı 10a artı b şeklinde. İkisi 36'ya eşit. Ve buradaki işlemleri yaptığımız zaman, sadeleştirdiğimiz zaman, mesela %100 gidecek, ee, a'ları ve b'leri topladığımız zaman, 9b eksi 9a eşittir 36. Bunu da 9 parantezine aldık mı, b eksi a'nın, 4'e eşit olduğunu buluyoruz. Burada kalsın. Şimdi gelelim ikinci denklemi nasıl yazarız? 100 artı 10C artı A çıkartıyoruz. 100 artı 10B artı A bu da 40'a eşit. Burada da yine ne yapacağım? İşte yüzleri Sadeleştirdim. Şuradaki a'lar da gider. Parantezi açtığımda eksi işaretiyle çarptığım zaman e a'lar da gidecektir. Geriye ne kalıyor? 10 c kalıyor. 10c eksi 10 b eşittir 40 oluyor. 10 parantezini aldığımız zaman bu tarafı c eksi b 4'e eşittir diye bir sonuç çıkıyor. Şimdi buradan artık e, değer vererek B ile A'nın ne olabileceğini düşünüyoruz. İlk önce diyorum ki ben A'ya aslında ne verebilirim? 1 diyebilirim. 1 versem B ne olacak? 5 olacak. İşte A'ya 2 versem e, B ne olacak? 6 olacak. Bu şekilde gidiyor. Ama işte A'ya 1 verdiğimde B 5 olduğunda işte B'yi buraya yazalım. B 5 olduğunda C ne olacak? C de burada 9 olacak. A'ya 2 verdiğimde B e, 6 olduğunda 6'yı yazalım buraya. C ne olur? O zaman 10 olur. Ama biz e, tek basamaklı sayılardan bahsettiğimiz için e, C'nin 10 olması mümkün değil. O zaman ne oluyor? Bu gidiyor. Demek ki ben A, B ve C değerlerini buldum. 1, 5 ve 9. Şimdi bu 1, 5 ve 9'u e, şurada yazayım. A artı B artı C. 1 artı 5 artı 9'dan sonuç 15 çıkıyor. Evet. Çünkü birbirinden ve sıf e, ne? sıfırdan farklı rakamlar olduğu için sıfırı veremiyoruz. En küçük rakam 1'den başlıyorum. 1 verince B5 oluyor. 5 B5 olunca da C9 oluyor. Evet. Geçelim diğer soruya. Ayla ve Berkin her birinin 11 tane rakamdan oluşan telefon numaralarındaki bazı rakamlar aşağıdaki gibi verilmiştir. Ayla'nın numarası ve Berkin numarasını görüyoruz. Elemanları Ayla'nın telefon numarasındaki rakamlardan oluşan küme A, Berkin telefon numarasındaki rakamlardan oluşan küme B olmak üzere A'nın elemanları sayısı 9, B'nin elemanları sayısı altıymış olduğu biliniyor ve bu A ve B kümelerinin kesişimlerinin 0, 1, 4, 5 ve 6 rakamları olduğu biliniyor. Buna göre A'nın B'den farkı kümesindeki elemanların değeri toplamı kaçtır? Evet. Şimdi ilk önce ben e, burada ne yapayım? A kümesinin elemanlarını yazayım. A kümesinin elemanları diyorum. Parantez açıyorum. Ben buradaki işte şu ortak Elemanları mavi ile göstereyim. Ne oluyormuş? İşte 0, 1, 4, 5 ve 6 elemanları var bir kere A'nın içinde. Bir de ben şuradaki şu kısımdan biliyorum ki A'nın içinde ne var? İşte 7, 2 ve 3 elemanı var. Biz e, şuradan biliyoruz ki A kümesinin elemanları sayısı 9 olması gerekiyor. O zaman ne var? İşte biz de saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane elemanı var. Demek ki bir tane daha eleman var şurada bilmiyoruz. X diyeyim buna. Bu X'i de bulduğum zaman A'nın eleman sayısı evet 9 oldu. Gelelim B kümesini yazalım. B kümesini yazdığımızda da yine aynı şekilde... Mavi ile olan elemanlarımız bizim ortaktı. Ortak elemanları bir yazalım. Sonra da şuradan gelen bir eleman var. Buradan gelen sadece 9 var. Zaten e, e, B'nin elemanlarının 6 tane olduğunu biliyorum. Benim B kümem tamamlandı. Değil mi? 6 tane eleman var burada. B kümesini de tamamladık. Şimdi bizim A ve B kümelerinde alabileceğimiz elemanlarımız ne olabilir? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olabilir. Ve ben e, şu yukarıdaki x ile adlandırdığım A'nın bilinmeyen elemanı, e, A'nın elemanı hangisi? İşte 0 var, 1 var, 4 var, 5, 6 7 var. 3 ve 2 var. Geriye demek ki şunlar kalıyor benim A'ya verebileceğim e, eleman. 8 mi 9 mu olacak? Ancak ben bir şey biliyorum. B kümesinde 9 var. Demek ki B kümesinde 9 olduğuna göre A kümesinde 9 yoktur. Çünkü e, ortak elemanlarını biliyoruz değil mi? 9 ortak elemanlarımızın içinde değildi. Kesişim kümesinde değildi. Demek ki neymiş? Benim e, X dediğim eleman 8'miş. Belki x elemanım benim 8'miş. O zaman artık e, o zaman artık ben ne yaparım? A kesişim B'yi yazabilirim. A şey pardon, A'nın B'den farkını yazabilirim. A'nın B'den farkı ne? E, bir kere A'da olup B'de olmayan ne var? 7 var. 2 var. 3 var ve 8 var. Bunların hepsi A'da var ama B'de yok. Ve bu elemanların toplamını mı istiyor bizden? Toplamı kaçtır? Bu elemanları topladığımız zaman toplam bize 20'yi verecek. Evet. 8 2 daha 10 7 17 20. Doğru. Evet, geçelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki soruda diyor ki dik koordinat düzleminde 0 ile 7 kapalı aralığındaki tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin bir kısmı şekilde verilmiştir. 0 7 kapalı aralığında 4 farklı a tam sayısı için f a g a'dan küçüktür. Yani f'in değeri g'den küçükmüş. 4 tane farklı a sayısı için. 3 tane farklı b sayısı için de f b, G, G B'den büyükmüş. Yani buradaki işte e, A ve B değerleri X koordinatındaki X değerleri aslında. X değerleri A öyle bir değerde 4 tane A değerinin olduğu yerde f fonksiyonu G'den küçük, 3 tanesinde de f fonksiyonu G'den büyük. Evet. Şimdi bunu e, buna göre diyor. Şu sarılı kısım Sarılı kısmı soruyor bize. Sarılı kısım aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben buraya cevabı yazdım. Cevabı B şıkkı. Kenara aldım ki daha rahat üzerinde çalışabilelim diye. Şimdi ilk önce şunlardan bahsedelim. İlk önce yeşille. Şu diyor ki dört farklı. F A'nın G'den küçük olduğu bölge diyor. Tamam mı? Şimdi ben bu ilk önce bize verilen grafiğe bakıyorum. FA'nın G'den küçük olduğu nokta neresi var? Burası var. Bu benim birinci noktam. FA'nın G'den küçük olduğu yer. Bir de grafiğe baktığım zaman şuradaki noktanın FA'nın GA'dan küçük olduğunu görüyorum. Bu da benim ikinci noktam. Şimdi benim 3 e, ve 4. noktaları bulmam gerekecek. Bir de ikinci şıkka bakalım. Diyor ki burada üç tane de diyor. f(b)'nin g(b)'den büyük olduğu noktalar var diyor. Bize verilen fonksiyon e, grafiğinde şurası benim birinci noktam. f e, f(b)'nin g(b)'den büyük olduğu. Burası benim birinci noktam. Şurada da yine aynı şekilde f(b) g(b)'den büyük. Geriye yerine kalıyor. Benim üçüncü noktayı bulmam gerekiyor. Şimdi bütün grafikleri tek tek incelediğimiz zaman bu e, verilen şeye uymuyor. B şıkkı uyuyor. Neden? E, şurada bir tane üçüncü noktayı bulabiliyorum. Ben F, B'nin G, B'den büyük olduğunu. Üçüncü noktayı buldum. Sonra gelelim birinci şıktaki söylediği F, A'nın G, A'dan küçük olduğu. Yani şu noktada benim üçüncü noktam ve şu noktada benim Dördüncü nokta. Yani e, verilmeyen üçüncü ve dördüncü noktayı e, ve aynı şekilde verilmeyen üçüncü noktayı bu grafikte bulabiliyorum. Demek ki doğru cevap B şıkkıymış. Diğerlerin hepsini incelediğimizde e, farklı farklı sonuçlar veriyor ama B şıkkı doğru olan. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir e, F ve G fonksiyonları için fog x eşittir x kare artı 3x artı 1, gof x eşittir x kare eksi x artı 1 eşitlikleri sağlanıyor. F2 eşittir 1 verildiğine göre F3 değeri kaçtır demiştir. Şimdi bu F2 verildiğine göre bu F2 ile ilgili bir şey olması gerekiyor. İlk önce şunu şöyle bir öne çıkartalım. Nedir? Ben bu F2'yi nerede koyabilirim? Şurada F2 yazabilirim. O zaman gof x eşittir x kare eksi x artı 1 de f 2 yazayım. x yerine 2 koyunca 2'nin karesi eksi 2'nin karesi eksi 2 artı 1'den ve içerisi şu kısmı biliyorum ben. f 2'nin 1'e eşit olduğunu biliyorum. Bu durumda g 1 Şuradaki hesaplamaları yaptığımız zaman sonuç 3 çıkacak. Şimdi ben bu g1'i ne yapabilirim? Şurada g1'i yazabilirim. O zaman fog x eşittir x kare artı 3x artı 1. f of g of 1 eşittir 1'in karesi artı 3, 3 çarpı 1 artı 1. Ne oluyor? İşte bu içeriği biliyoruz biz. F 3 çünkü G1'in 3 olduğunu bulmuştuk yukarıda. F3 eşittir ne çıktı? Kaç tarafı hesapladığımız zaman 5 çıktı. Zaten soru da bizden F3'ü soruyordu. Yani sorunun cevabı A şıkkı. Okey devam edelim. Bir sonraki sorumuz bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun aritmatik ortalaması denir. Farklı yaşlardaki kişilerden oluşan bir grupta yaşı en küçük olan kişi 1 yaşında, yaşı en büyük olan kişi ise 92 yaşında. <laughs> gruptaki kişilerden en küçük yaşta olanı dışarıda bırakıldığında diğerlerinin yaşlarının aritmetik ortalaması 45, gruptaki kişilerden en büyük yaşta olan dışarıda bırakıldığında ise diğerlerinin yaşlarının aritmatik ortalaması 38 oluyor. Buna göre gruptaki kişi sayısı kaçtır? Şimdi e, ilk önce bazı şeylere değer atayalım. Diyelim ki kişi sayısı kişi sayısına x diyeyim. Yaşları toplamına da Yaşları toplamına da y diyeyim. Şimdi e, birinci durumda ne yapıyor? En küçük yaşta olanı dışarıda bırakıyor. Yani e, birinci durum için ne diyor? En küçük yaşta olanı dışarıda bırakıldığında ortalama 45 oluyormuş. Şimdi bu denklemi yazayım. Demek ki yaşları toplamından y'den en küçük yaşta olanı yani 1 yaşında olanı çıkartıyor. Ve ne yapıyor? Kişi sayısı 1 kişi azaldığı için x-1'e bölüyor. Çünkü tanımda bize onu vermişti. Kişi sayısına böldüğümüzde ortalamamız 45 çıkıyor. Bu benim birinci denklemim. İkinci denklemde de ne diyor? İşte en büyük yaşta olanı çıkartıyoruz bu sefer. Sonuç ne çıkıyor? 38 oluyor. Aynı denk, aynı şekilde denklemi yazalım. Yani yaşları toplamından Y'den yaşı en büyük olan yani 92 yaşında olan kişiyi çıkartıyorum. Ve yine kişi sayısından bir kişi azalmış olduğu için x eksi 1'e bölüyorum. Ve sonuç ortalamam 38 çıkıyor. Şimdi tek yapmam gereken bu denklemleri çözmek. Ne yapıyorum? Ee, i̇çler dışlar çarpımı şeklinde yaptığımda y-1 eşittir. 45 çarpı x-1 o da y-1 eşittir. 45 x-45 yani y eşittir. 45 x-44 eksi diye bir denklem buldum bu burada kenarda dursun şimdi aşağıdakini de çözelim yine içler dışlar çarpım yaptığımda y eksi 92 n eşit 38 çarpı x eksi 1 y eksi 92 eşittir 38 x eksi 38 bu da y eşittir 38 x e, artı 54 olur çünkü 92 karşıya artı olarak geçer bu da benim ikinci denklemim. Şimdi gördüğünüz gibi aslında çok kolay bir şey çıktı karşımıza. İkisi de y eşittir olduğu için demek ki bu iki denklem birbirine eşit. O zaman ben ne yapacağım? 45x eksi 44'ü 38x artı 54'e eşitleyeceğim. Buradan 38x'i bu tarafa geçiriyorum. Ne çıkıyor? 7x çıkıyor. Eşittir. Ee, 44'ü karşı tarafa geçirdiğim zaman 98'e eşit oluyor. Ee, buradan da x eşittir 98 bölü 7'den 14 çıkıyor. Yani b şıkkı. Evet, çok kolaymış bu soruda. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen Instagram hesabımı takip ediniz. Daha fazla videolu anlatımlar için YouTube kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın.